Bunu doğrulmanı söyledim benim güzel yüzüm. Bir daha deneyim. Merhaba, Ankara'dan Sakarya'da yaşıyorum. Elektronik cihazlarda bilinçli eskitme mühendisliği uygulanıyor. Yani bir nevi kanuna uygun olarak dolandırılıyoruz. Mesela bir malzemenin garantisi bittiğinde ömrü bitiyor. Biz bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Yakışıklı mı, nasıl bir şey olabilir bilmiyorum. Tabii bir bilgisayarın ömrü normalde teknik olarak daha uzun olabilir ama özel bir mühendislik uygulayarak onun kısa sürede eskimesini, cep telefonları için de aynı şeyin uygulandığını söylüyorlar. 2 yıl dayanıyor. Allah Allah. Yavaşlamaya başlıyor normalde hızlı çalışırken. Yeni model. Daha iyi değil mi? Yani yeni şeyler olur, temiz. Ya ayakkabı mesela 5 yılda giyerim ama gıcır ayakkabı daha iyidir. Falan diye mi düşünüyorlar acaba? Bazen de yeni bir modeli piyasaya sürdüklerinde bir önceki modeli yavaşlatacak ve çalışmasını bozacak şekilde ayarlıyorlar. Önemli değil. Eğer mahsur ise zaten devletler ona kanunlar, önlem alırlar. Biliniyorsa zaten baştan 2 yıldan alıyorsun demektir. 2 yıl sonra bozulacak gibi yapmışsa, yani biliniyorsa, gizli olursa olmaz. Ama zaten verilen ömür oysa odur. Yani kanunsuz olmaması çok önemli. Önceden biliniyorsa bir mahsur olmaz. Ama ne kadar gider peki o, yani öyle bir şey olduğunu düşünelim. Yani mesela adam hakikaten bozulacak gibi yapmadı. Kaç, 50 sene mi gider ömrü? Bilgisayar mesela 8 yıl falan. Evet, 8 yıl ama daha erken. Ya gıcır bilgisayar varken 8 yıl kullanmak bence orada iyilik yapıyorlar da olabilir yani. Gençler yeni yeni şeyler kullanır. Ucuz yapsınlar. Evet, evet. Eski bilgisayarı da verdim mi yenisini versinler, öyle olur. Evet, dinliyorum. Yine dinleyen bir kedi. Acayip şey yok. Ya kedinin önemini insanlar anladı sonra. Evet. Ya dünyadaki en kıymetli varlık ya insandan sonra kedi. Evet, dinliyorum. Makaleniz hakkında bilgi vermek istiyoruz Adnan Bey. İtalya'dan yerel polis teşkilatına toplumda oynadıkları rolü daha iyi ifade etmeleri, kendilerini daha iyi geliştirmeleri, bilgi ve gelişmeleri sunma amacıyla kurulmuş olan, tecrübeli gazetelerin katkılarıyla yayın yapan E-Polis haber sitesinde yazılarınız yayınlanmaya başladı. Türkiye terörden ne öğrendi başlıklı makalenizde, Türkiye'nin kendini belli etmiş terör örgütleri dışında, FETÖ gibi içten yapılanmış münafıkane terör örgütleriyle de mücadele ettiğini anlatıyorsunuz. FETÖ'nün PKK bağlantısına da değindiğiniz yazınızda, terörün bir ideoloji sorunu olduğunu, Türkiye gibi Orta Doğu'nun merkezinde medeniyetlerin köprüsü olan bir ülkenin ideolojik bilinçlendirme yönünde bir eğitim seferberliği yapmasının öneminden bahsediyorsunuz. Çok güzel olmuş. Gazze'den yayın yapan Filistin'in günlük haber sitesi Meşrik News'da nefret suçlarına kökten çözüm başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda toplumda gittikçe yayılan şiddet hareketlerinin temelinde nefret duygusunun yattığı ve bu suçları önlemek için etkili olacak yönteminde öncelikli toplumda merhamet, sevgi, fedakarlık duygularının yayılması ve güçlendirilmesi olduğunu anlatıyorsunuz. Medyaya da bu konuda büyük bir görev düştüğünü ifade ediyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Kanada, Ontario'da basımı yapılan El Bilad gazetesinin Arapça yayınında ve merkezi Yeni Delhi'de bulunan Hindistan'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Müslümanlarla ilgili haber ve fikir yazıları yayınlayan internet sitesi Indian Muslim Observer'da da yayınlandı. Eskiden Ontario kurtları vardı. Kaptan Swing falan, siz o zaman bilmiyorsunuz bunu, biz Tomex, Texas falan vardı.
Sizin döneminizde olmaması çok acı bir tabii. Şu an Kanada, Ontario ile ilgili bir haber okuyorum. Kanada, Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan El Bilad gazetesinin İngilizce yayınında İlkel Mağara Adamı Aldatmacası başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda evrimcilerin iddia ettiği gibi eski insanların ilkel şartlarda yaşadığının doğru olmadığını, arkeolojik ve tarihi bulguların bu fikri tamamen çürüttüğünü anlatıyorsunuz. Ve bilim insanları tarafından olağanüstü ve benzersiz olarak nitelendirilen buluntular elde edilmiş, 12 bin yıl önce inşa edilmiş Göbekli Tepe'deki medeniyetten örnekler veriyorsunuz. Merkezi Belçika'da bulunan aylık ziyaretçi sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde silahlı saldırıları önlemek için gerçek çözüm başlıklı makaleniz Arapça olarak yayınlandı. Yazınızda Amerika'daki okulda gerçekleşen silahlı saldırı üzerine insanların farklı çözüm yollarını tartışırken sorunun gerçek çözümü üzerine düşünmediklerini anlatıyorsunuz. Silahlı kuvvetler, istihbarat, polis gibi farklı teknik çözümlere başvurulsa da asıl olarak toplumda gittikçe yaygınlaşan nefret ve öfke patlamalarına son verilmesi için gereken manevi eğitimin önemini anlatıyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar'dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Keşmir Reader'da da yayınlandı. Ne güzel. Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi olan Ezzaman'ın hem basılı yayınında hem internet sitesinde küresel sömürü düzeninin yeni nesil kitle imha silahı kimlik politikaları başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bölücü, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı kimlik politikalarının yerine artık en üst yani insan kimliğini esas alan birleştirici ve bütünleştirici politikaların alması gerektiğini anlatıyorsunuz. Gayet güzel. Evet, maşallah. Allah'tan zenginlik sayken nasıl dua etmeliyiz? Şu güzelliğe bak sen, şu güzelliğe maşallah. Bunu da evlendirmek lazım. Çok güzel o çocuğu. Maşallah. Allah sana cennet nasip etsin. Cennette de kardeş olman nasip etsin. Bir daha dinleyeyim. Allah'tan zenginlik sayken nasıl dua etmeliyiz? Güzel yüzlü Hazreti Süleyman istedi Allah'tan zenginlik. Ya Rabbi de senin rızan için istiyorum. Yani senin dinine hizmet etmek, senin şanını yüceltmek. Sana ibadet etmek için istiyorum zenginlik dedi. Allah da zenginlik verdi. O da gerçekten o zenginliği sadece Allah için kullandı. Bu şekilde istemesi lazım Allah'tan. Sadece senin rızan için kullanacağım ya Rabbi, söz veriyorum dersen yürekten, o zaman Allah sana mal para verir. Yetecek kadar verir. Evet, dinle.